Şimdi senin önünde benden çaldığın hamur var ya. Hamuru aldık mı? Senden hamuru 8 parçaya bölmeni istiyorum. Ocağın altını yak ve... Ama hamuru 8 parça yak derken ocağın altını yak. Ama yağ ısınması lazım. Yağ ısınmazsa ne yapacağız? Bana söyle. Yağ ısınmazsa ne yapacağız? Bak, mükemmel kıvamda bir hamur var. Göstereyim bak. Hamur böyle canlı. Basıyorsun üstüne, hop geri geliyor. Bu basıyorsun, tuhaf geri geliyor. Yanmıyor. Hop geri geliyor. Ben 18 dereceye getirdim. Gelmiyor yakıyorum. Benimki. Gel kardeş, gel. Geldi. Bak böyle yapayım bak. Ama ben dedim bak bunu basacağım böyle. Mesela buna. Mesela ona bas demekle uzun bas demek ayrı bir şey, anladın mı? Uzun bas demedim. Bas dedim, basıyorum ben de. Böyle bas, parmağını çekme diyeceksin. Bunlar, 8 parçaya ayırıyorum. Bunlar nerede? Sen dedin 8 parça diye. Bunlar nerenin hamuru? 4, hangi yörenin? Hangi sen gerçekten çok kötü olacak. Herkesin kendine göre bir karizması vardı bugüne kadar. İnanın. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda... Benden 8 parça çıkmıyor. Her şeyi yine mahsus yaptın. Tamam. Peki o zaman kaç parça çıkıyor? Ne kadar olacak bu parçalar löp löp? İşte benim elimdeki kadar. Çok sinir. Bak. Tamam. Merdaneyi hamurun üstüne koyuyorsun. Ortadan ileriye, ortadan kendine doğru... İnce uzun bir hamur açacağız. Her seferinde tezgah... Ama ya bir şey söyleyeceğim. Parmak darbeleri falan yapıyorsun. Sen bana hiç söylemiyorsun ki bunları. Evet. Hazır mısın? Hayır. Çünkü ama daha... olman lazım çünkü... Aa, bunlar... yapıştı. Ben unlasana tezgahı. Arkasını unuttum arkasını. Unlasana tezgahı. Hepsini mi benim... yapacağız böyle? Ha? Hepsini mi yapacağız? Ben bir tane yok yok, hepsini yapmayacağız. Yani sen zaten benim hamuru çaldığın için ben artık ne kadar çıkarabilirsem o kadar yapacağım. Ama abarttın ya. Eğer benim hamurumu çalmasaydın sana belki iki tane aradan atardım ben ya. Ah ah. Peki insan bir bakar da mesela oldu da öbürüne geçeceğim. Kanter içinde kaldım. Ya gel. Ben bir şey söyleyeceğim. Benimki o kadar inanılmaz ki. Bu ne ya? Sen dedin 5 parmak. 5 parmak böyle 5 parmak tamam da. Uzunluğu 30 santim hani. 30 santim? Ha? 30 santim ne kadar, buraya kadar mı? Bak. Hareketlere gel, bak bak bak. Tabii. Bak ortadan böyle kendine. Tamam. Ortadan ileri. Görüyorsun. Tamam. Zaten ben güzel yapmışım, onu bir kabul et. Geldiğinde fena değil. Temeli de çok iyi. Ha. Yani başlangıcı muhteşem. Tamam. Tamam. O başlangıçtan gidiyoruz ve böyle 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 bak bak nasıl yürüyor, bak, bak görüyor musun? Bak benim hamura gel. Aralığı tamam, unlaman lazım süper. Ama. Tamam. Çok sinsi. Mahsus onları seçmiş, hamuru böyle açıp pide gibi diyor. Mesela onu çukur yap dedi, çukur yaparken ortalık dağıldı. Dikkat et, suyu yavaş koy falan demiyor. Ya benim mutfakta ne sinsiliğimi gördünüz? Bak bunca yıl bu programı seyrediyorsunuz. Ne sinsiliğimi gördünüz? Her şeyi yaptırtmak üzerine bir insanım. Hamurumu bile paylaştım, sesimi çıkarmadım. Hamurunun fazla ununu iki yavrunun arasında ne böyle... Ne yapıyorsun elinde öyle? Anlatıyorum. Ay sen var ya... Bak iki elinin arasında... Mükemmel kıvamda açtığın hamurunu mükemmel bir şekilde iki elinde fazla unundan olağanüstü hareketlerle kurtarıyorsun ve bu yaptığın hareketleri gören yurdun farklı bölümlerindeki pidecilerden teklif üstüne teklif yağıyor. Diyorlar ki Gülben Hanım, yani 8 Dünya Kupası gördük canlı. Biz böyle güzel hamur açan bir insan görmedik. Ben sendeki çeneyi nasıl yıllar önce fark etmedim? Ay dur canım, çok meşgulüm. Daha da ne haber? Tabii ben göreceğim birazdan. Bak ama bir bak bana, bak. O kadar değil, o kadar değil. O biraz İtalyan vari, kafada çevirmeleri yapmayalım. Hamurunu iki taraftan toplayarak ince uzun yok canım bir katman yapıyorsun. Hayır, yok öyle bir şey. Nasıl katman ya? Katman yapamayız, bütün zeytinler düşer. Düşmez, bak böyle kapattın mı düşmez. Bakayım. Bak böyle. O ne ya? Nasıl ne ya? Nasıl o hal? Ya benimki mümkün değil. Rulo mu yaptın? Bak. Fiyonk falan var. Daha henüz fiyonk mu yok? Hiçbir şey yok ya. Böyle buradan bir tane, buradan bir tane mi? Oradan böyle bir birleştiriyorsun. Düşecek zeytinler. Düşmez bak. Sen al canım bir kahve iç. Böyle. Heh, al sana bir Türk kahvesi. Böyle bir şey olmaz. Görürsünüz yani. Daha ne? Biz siparişi isteyince geç kalınca biz kızmayacağız mıyız? Demiyor musunuz Gülben Hanım? Bunlar... Ha? Demiyor musunuz? Bu nasıl bir ürkülücü? Diyor musunuz? Sus! Susmuyorum. Omuz omuza bir yalan. Bıçak bıçağı. Programın adı bu. Omuz omuza falan değil. Hiç omuz omuz vermiyor. Hamurunu çaldım ayrı. Hamuru tutamadı. Böreği saramadı. Onu yapamadı, bunu yapamadı. Sonra yine sinsi Arda oldu. Arda bugün bu mutfakta Gülben'in en büyük omuz omuza yardımcısıydı ya. Bunu da tarih yazmalı.